Gerileyen hegomanyanın dayanılmaz sorumsuzluğu Amiral Cem Gürdeniz yazdı. Rusya veya Çin ile bölgesel bir krizin hızla nükleer silahları içeren bir çatışmaya dönüşebilme olasılığı var. Karşılaşacağımız bir çatışmaya değil, tercih ettiğimiz çatışmaya hazırlanmalıyız. Biz onların saldırganlığını kontrol altında tutabilmeliyiz. Onların girişimlerine boyun eğmemiz, ABD'nin karşılık vermede isteksiz ya da yeteneksiz olduğu algısını yaratacaktır. Bu durum onları daha da cesaretlendirecektir. Bu sözleri ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Oramiral Charles Richard'ın ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü yayın organı olan Proceedings dergisinin Şubat 2021 sayısında 21. yüzyılda stratejik caydırıcılığın oluşturulması başlıklı makalesinden aldım. Çift şapkalı ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Or General Todd Walters ise 27 Mart 2020 tarihinde ABD senatosunda NATO nükleer kuvvetlerinin Avrupa'daki rolü konusundaki sorgusunda şunları söylüyordu. Ben esnek mukabele içinde nükleer silahları ilk kullanan olmayı savunuyorum. Yani Türkiye dahil NATO'nun 29 üyesine ait dünyanın en büyük askeri gücüne hükmeden Avrupa Kuzey Amerika kıtalarından sorumlu Amerikalı komutan nükleer silahı ilk ben ateşleyebilirim diyor. Bir yıl ara ile ABD'nin en güçlü iki askerinin düşünceleri bunlar. Genelde ABD son yıllara kadar nükleer silah kullanma tehdidini gündeme getirmezdi. İlk kullanan taraf olmayacağını yıllarca savunan bir güçtü. Şimdi zayıf ülkelerin başvurduğu yola geçtiğini görüyoruz. Zira konvansiyonel olarak savaş kazanamayacağını biliyor ve bu güçsüzlüğüne rağmen küresel jeopolitik düzlemde dayatmalarına devam etmek istiyor. Diğer yandan 27 Ocak 2021 tarihinde Nükleer Bilimciler Bülteni son 75 yılın en iç karartıcı açıklamasını yayınladı. 13 Nobel ödüllü bilim insanının açıklamasında dünyanın nükleer silahlanma nedeniyle yok olmaya yakınlığının bir ölçütü olan kıyamet saati gece yarısına sadece 100 saniye seviyesinde sıfırlandı. Açıklamaya göre dünyanın nükleer savaşa girme potansiyeli 2020'de büyük ölçüde arttı. Halbuki nükleer bir çatışmada kazanan ve kaybeden olmayacak. Dünya nüfusunun tamamına yakını kaybedilecek. Çevre ve iklim sistemi onlarca yıl kendini toparlayamayacak. Son aylarda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın yakın coğrafyalarında bir dizi kışkırtıcı askeri eylemde bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. ABD 2020 Temmuz sonunda Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri ve deniz uçaklarıyla Şangay'ın 40 deniz mili açığında deniz tatbikatları yaptı. 2020 Aralık ayı sonunda Güney Çin Denizi'nde Hainan parasel ve Spratly adaları yakınında B-1 nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu. Şubat 2021 başında Atlantic Council tarafından yayınlanan The Longer Telegram başlıklı yazarı gizli tutulan makalede Biden hükümetine ABD'nin kırmızı çizgileri aşılırsa Çin'e karşı ateş gücü kullanılması tavsiye edildi. 9 Şubat 2021 günü Nimitz ve Roosevelt uçak gemisi darbe grupları Güney Çin denizinde tatbikat yaptı. Çin bu kışkırtmalara 1 Şubat 2021 günü yürürlüğe giren sahil güvenlik kanunu ile cevap verdi. Bu kanun sahil güvenlik güçlerine Çin deniz yetki alanlarında faaliyet gösteren yabancı gemilere karşı güç kullanımına izin veriyor. Rusya'ya yönelik kışkırtmalar daha da yoğun. Geçen sene pandemi nedeniyle Rusya'ya gözdağı vermek üzere planlanan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın European Defender 2020 tatbikatı az sayıdaki katılım ile gerçekleştirilmişti. Bu sene çok daha büyük katılım ile Karadeniz ve Balkanlar merkez olmak üzere baharda icra edileceği ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral T. Walters tarafından 3 Şubat 2021 günü açıklandı. Bu tatbikat ABD'nin Rusya karşısında Akdeniz ve Balkanlar bölgesinde icra edeceği tarihinin en büyük tatbikatı olacak. 4 Şubat 2021 günü ABD Hava Kuvvetlerinin B1 stratejik bombardıman uçaklarını Norveç'te konuşlandırma kararı alındı. Aynı gün Girit'ten kalkan Amerikan savaş uçaklarıyla Almanya'dan kalkan B1 stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçması ve bu faaliyetin devamı olarak 17 Şubat 2021 günü Fransız savaş uçaklarının aynı görevi devam ettirmesi Rusya'nın çevrelenmesi kapsamındaki kışkırtmalar zincirinin son halkaları oldu. 8 Şubat 2021 günü ABD Dışişleri Bakanının liderliği ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın girişimiyle Karadeniz bölgesinde Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üçlü bir askeri ittifak sistemi kurma kararı aldıkları duyuruldu. Böylece Biden yönetiminin Karadeniz üzerinden Rusya'yı sıkıştırma girişimlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Diğer yandan ABD, Türkiye karşısındaki haksız ve hukuksuz iddiaları üzerinden Yunanistan'a stratejik destek verme maskesi altında Rusya'nın dış ticaretinin ve deniz nakliyatının atar damarı olan Doğu Akdeniz, Ege ve Türk Boğazları aksı üzerinde Dede Ağaç ve Girit üzerinde tarihte örneği görülmemiş derecede yığınaklanma yapıyor. ABD'li Neokon yazar Michael Robin 24 Ocak 2021'de Yunan Ekatimerini gazetesinde yayınlanan makalesinde Girit'teki yığınaklanmayı ABD'nin Rheinstein Almanya'daki en büyük deniz aşırı hava üssü ile Okinawa Japonya'daki deniz üssüne benzetiyordu. Bu makalede verilen mesaj Türkiye'ye kadar Rusya ve Çin'e yönelikti. Makaleden iki hafta sonra Atina'da Filia Dostluk Platformu adı altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransız Dışişleri Bakanları toplandı. Bu platformun varoluş nedeninin Türkiye karşıtlığı olduğunu söylemeye gerek yok. Aynı zaman diliminde ABD'nin işit bahanesi ile Suriye Kuzey Doğusunda, Fırat Doğusunda, aynı Divar'da yeni bir üs geliştirmeye başladığı açık kaynaklarda duyuruldu. Üste 900 Amerikan askeri görev yapacak. Bu üssün Türkiye'nin güvenlik ve çıkarları için hayati derecede tehlike arz ettiğini söyleyebiliriz. Aynı gün NATO, İtalya Signonella'daki deniz hava üssünde Amerikan yapımı Global Hawk stratejik istihbarat dronlarının hizmete girdiğini ilan etti. NATO hızını alamadı ve 18 Şubat 2021 tarihindeki Savunma Bakanları toplantısında Irak'taki askeri eğitim ve yardım programını genişletme kararı aldı. Böylece Irak'taki askeri gücünü 500'den 4000 personel seviyesine çıkaracak. Güneyimizde NATO varlığı, artan Amerikan varlığı demektir. Fırat'ın doğusunda kurulma kararı alınan Amerikan üssü kararı ile birlikte düşünülürse bu karar PKK, YPG, PYD'ye örtülü NATO desteği anlamına gelir ki Türkiye'nin çıkarlarına tamamen aykırıdır. Bu kararı toplantıda Türkiye'nin veto etmemesi son derece düşündürücüdür. Diğer yandan Rusya'nın Atlantik kışkırtmalarına diplomatik cephede Avrupa Birliği üzerinden askeri cephede ise değişik hamleler ile cevap verdiğini not edelim. ABD Avrupa Birliği'ni Rusya üzerine sürmeye ve vekili gibi kullanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borel'in 5 Şubat 2021 tarihindeki Moskova ziyaretinde 3 Avrupa Birliği görevlisinin sınır dışı edilmesi Avrupa Birliği için büyük bir aşağılanma oldu. Rusya yaptırım tehditleri karşısında Avrupa Birliği ile ilişkileri koparmaya hazır olduğunu deklare etti. Aynı hafta içinde Karadeniz'de bulunan Amerikan savaş gemilerine Rus savaş uçaklarının saldırı taktikleri denedikleri basına yansıyan haberler arasındaydı. Rusya'nın kışkırtmalar karşısında psikolojik sınırı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda Norveç'in ABD tarafından kullanılma dozajının her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Kısacası gerileyen Atlantik sistem sorumsuzca küresel barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. ABD gerçek ve net bir tutum muhakemesi yapamıyor. Kurdukları imparatorluğun artık kağıt üzerinde kaldığını anlamak istemiyor. Ve büyük bir risk alıp NATO ve Avrupa Birliği'ni de kullanarak jeopolitik dayatmaları devam ediyor. Kullandıkları en güçlü argümanlar demokrasi, kural temelli düzen uluslararası hukuk normları, baskıcı rejimlere direnme ve benzeri. Gerek Covid-2019 pandemi yönetimi, gerekse George Floyd isyan dalgası ile 6 Ocak 2021 kongre baskında yaşananlarla Afganistan, Irak, Libya, Yemen ve Suriye'de yaşananlara bakarak şu soru sorulabilir. Şaka mı yapıyorsunuz? ABD ile NATO, Avrupa Birliği ülkelerinde güvenilirlikleriyle itibarları büyük yere almış olsa da bu ülkeleri baskı ve şantaj altında tutarak dayatmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'dan asker çekme kararını dondurmaları önemli bir hamle. Diğer bir yandan Rus muhalif Navalny senaryosunda Almanya son derece skandal bir acemilikle kullanıldı. ABD Kuzey Akım 2 projesi üzerinden Almanya'ya projeye destek veren Sassnitz Limanı yetkililerine yaptırım dahil geri kalmış sömürge muamelesinde bulundu. Son olarak 19 Şubat 2021 günü açılış konuşmalarını izlediğim Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman Atlantikçilerin ABD'ye bizi terk etmeyin tadındaki alçaltıcı yalvarışlarına şahit olduk. Rusya ve Çin liderlerinin davet edilmediği açılış tam bir çadır tiyatrosuydu. Kendileri çalıp kendileri söylediler. Gerileyen ve çöken ABD hegemonyası için NATO'nun sınırsız kullanım ve sömürü döneminin fütursuzca ivmelendiği bir döneme girdik. NATO'nun Rusya'nın yanında Çin'i de çevrelemek için Doğuya genişlemesi artık beyin fırtınası döneminden icra dönemine geçiyor. Halbuki NATO üyelerinin ezici çoğunluğu Çin ile Bir Kuşak Bir Yol girişimi üzerinden son derece gelişmiş ve derin ilişkilere sahip. Ayrıca Çin ile Rusya adı konulmamış askeri bir ittifak sistemi içindeler. Yani 1947-1989 arası yaşanan soğuk savaşa benzer şartlar söz konusu değil. Ve bu şartlar ABD'nin istemesiyle oluşmaz. Soğuk savaş sonrası sınırsız güç kullanarak küresel barış ve dengeye büyük zarar veren yıkıcı Atlantik cepheye karşı Rusya ve Çin'in güçlü bir blok halinde denge sağlaması kaçınılmazdır. Gerileyen ve çöken hegemon ABD'nin iş cephede kendi istikrarını, birlik ve bütünlüğünü sağlayamazken Avrupa'da NATO ve Avrupa Birliği ile Rusya'yı, Pasifik cephesinde Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve görünen o ki Hindistan'ı da yanına çekerek Çin'i çevreleme stratejisinde panik içinde silah kullanmaya bir adım daha yaklaştığını söyleyebiliriz. Biden döneminin vahşi batı psikolojisindeki bu yeni stratejisi ABD için büyük bir kumardır. Zira tetikler çekildiğinde çatışma nükleer aşamaya gelmese bile coğrafyanın sağladığı avantaj ile Rusya ve Çin ana karasına yakın alanlarda ABD ve müttefiklerinin ciddi hasar ve kayıp verme potansiyeli yüksektir. Örneğin Karadeniz'e giren Amerikan savaş gemilerinin ister limanda olsun ister denizde Rus ateş gücü karşısında yaşama şansları sıfıra yakındır. Ya da Güney Çin denizinde harekat yapacak bir Amerikan uçak gemisi darbe grubunun silah gücünü kullanması intihar ile eşdeğerdir. ABD 2008 yılında Rusya'yı Gürcistan üzerinden kışkırttı ve Gürcüler 8 Ağustos 2008 günü Güney Osetya ve Abazya'yı kaybetti. 2014 yılında aynı kışkırtmayı bu kez Ukrayna üzerinden yaptılar. Ve 18 Mart 2014 günü Ukrayna Kırım'ı kaybetti. Halbuki bu kışkırtma olmasaydı Kırım'a Rus müdahalesi olmazdı. Karkiv anlaşması ile Sivastopol üssünün 2042 yılına kadar kiralanma işlemleri tamamlanmıştı. ABD ders almıyor. 5000 mil öteden gelip yakın coğrafyalarda oldu bittiler yaratılmasına olanak sağlıyor. Ancak kaybedenler daima ABD'ye stratejik fırsatı sunan postmodern sömürge devletler oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan küresel hegemon olarak büyük bir güçle çıkan ABD, bu zafer ve gücün yarattığı kinetik enerjiyi son 75 yıldır kurduğu liberal kapitalist sistemi devam ettirebilmek için kullandı. Ancak enerji artık tükendi. Her alanda tükendi. Afganistan, Irak, Libya ve Suriye başarısızlıklarıyla Rusya'nın 2008 Osetya, 2014 Kırım müdahaleleri, ve 2008 2012 finans krizleri 1945 sonrası kurulan Amerikan sisteminin gerileme ve çöküşünün temellerini oluşturdu. Gerileme ve çöküşte şüphesiz en büyük hasar Başkan Trump döneminde yaşanan COVID-19 pandemisi, George Floyd ayaklanmaları ve 6 Ocak 2021 Kongre baskını ile yaşandı. ABD bugün bile çarpıcı çelişkilerin yaşandığı bir devlet konumunda. Geçen hafta ABD'de NASA'nın Mars'a başarılı uzay aracı göndermesi haberi gündemi meşgul ederken diğer yandan COVID ölümlerinin günde ortalama 3000 civarında seyrettiği ya da Texas eyaletinde uzun süreli elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan ölümlerin önlenemediği 14 milyon insanın temiz suya erişemediği haberleri yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yayın hayatında olan Foreign Affairs dergisinin Mart-Nisan 2021 sayısının kapağı gerçekçi bir başlığa sahipti. Gerileme ve çöküş, ABD yeniden liderlik edebilir mi? Soru işareti. Biden iktidara geldikten sonra ABD'de düşünce kuruluşları tarafından üretilen araştırma raporlarında da bu gerçekliğin yarattığı paniğin nedenli büyük ve kapsamlı olduğu anlaşılıyor. Diğer yandan mezarlıkta ıslık çalarak yürüyenlere benzeyen stratejistler ve siyaset bilimciler de mevcut. Örneğin söz konusu dergide Neo Darwinist yazar Robert Kahn beğenelim beğenmeyelim bir süper güç. İki nokta üst üste. Amerikalılar neden küresel rollerini kabul etmelidir başlıklı yazısında Amerika'nın küresel güç kapasitesi dünyadaki rol ve yerinin içerideki algısının önündedir diyebiliyor. Bazı yazarlar ve düşünce insanları Amerikan çöküşünü Trump iktidarına bağlayıp Biden ile yeniden bir yükselişin başarılabileceğine inanıyorlar. Ancak bu gerçekçi değil. Çin, ABD'yi her alanda geçti. Daha geçen hafta Çin ile ABD arasındaki dış ticaretin tarihte ilk kez ABD ve Avrupa Birliği dış ticaretini geçtiği bildirildi. Bu ve benzeri gerçekler çöken devlet sistemi ve küresel çerçevede gerileyen ekonomi ile birleşince suçu Trump'a atmak yetmiyor. Geçen yıl içinde John Milgrate ve Adrian Woolridge tarafından yazılan ve Bloomberg tarafından yayınlanan 2020 yılının en iyi kitaplarına aday gösterilen uyandırma zili pandemi Batının zayıflığını nasıl ortaya çıkardı ve nasıl düzeltilebilir? Dikkat çekiyor. Kitapta 1964 sonrası başlayan ABD'nin gerileme sürecinin son evresinde Covid-19 ile tarihte örneği görülmemiş büyük bir devlet krizinin ortaya çıktığı dile getiriliyor. Bu çöküş sadece Trump gibi dengesiz bir başkana değil, onlarca yıldır dejenere olan Amerikan devlet sistemine bağlanıyor. Bu dönem yani 20. yüzyılın ABD'ye sunduğu jeopolitik fırsatlar dönemi artık kapandı. Asya güçleri Atlantik saldırganlığını dengeleyecek konuma geldi. Bu durum Türkiye için çok önemli. 14 Şubat 2021 günü yitirdiğimiz 12 şehidimizin yaşama hakları son tahlilde Türkiye'nin 21. yüzyıldaki jeopolitik çıkarlarını yok etmeyi hedefleyen Atlantik sistemin tetikçisi PKK tarafından yok edildi. Aynı sistem PKK, FETÖ ve içerideki yetmez ama evetçi mandacı taşeronlar üzerinden Mavi Vatan'dan vazgeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeç, Kukla Kürt Devleti'ne mani olmaktan vazgeç ve ben ne dersem onu yap diyor. Maalesef Türkiye'de bu dayatmalara boyun eğenler var. Vatana ve kurucu lider Atatürk'e ihaneti, demokratik hak gibi görenler var. S-400'lerden vazgeçmeyi, hiç gereği ve gerekçesi olmadığı halde yeni anayasa tartışması altında anayasamızın değişmez maddelerini gündeme getirmeyi ülkü seviyesine taşıyanlar var. Bu süreçte maalesef ABD'nin gözüne girmek için fütursuzca taviz verenler var. Ne acıdır ki 14 Şubat günü içimiz kana alarken gazetelerde 9 Şubat 2021 günü Türk savaş gemileri ve uçaklarının Karadeniz'de Amerikan savaş gemileri ve uçakları ile tatbikat yaptıkları haberi yer aldı. Halbuki tatbikat yapılan Amerikan gemilerinden USS Porter 28 Ocak 2021 akşamı Karadeniz'e çıkarken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kırmızı ışıklarına atfen ABD donanması kırmızı ışıkta durmaz mesajını Amerikan Deniz Kuvvetleri hesabı üzerinden sosyal medyada yayınlamıştı. Ulusal basımda önemli yer tutan bu skandala rağmen söz konusu buluşmaya neden izin verildi? Atlantik Cephe'nin tetikçisi FETÖ'nün ve içerideki emperyalist işbirlikçilerinin bu ülkeye verdiği zararı her gün gözümüzün önünde tutarak geçmişten ders almamız gerekir. Amerikan savaş gemileriyle tatbikat yapılan 9 Şubat 2021 günü 54 Amerikan senatörünün ABD Başkanı Biden'a yazdığı soslu ve alçaltıcı mektup gündeme düşmüştü. Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in çekinmeden ve sıkılmadan FETÖ'nün arkasında ABD yok diyebildiği bir ortamda ABD savaş gemileri ile Türk savaş gemilerinin Karadeniz'de geçiş tatbikatı yapmasına karar verenlere bu gerçekleri hatırlatalım. Bu kadar hakarete ve küçültücü hamleye rağmen nasıl oluyor da olaylar bütüncül olarak görüp milli onurumuzu koruyacak tedbirler alınamıyor. Bunun adına denge politikası veya çok boyutlu diplomasi mi deniyor? Dik durmak, eğilmemek slogan boyutunda kalmamalıdır. Diğer yandan milli onurumuzun kırılması bir tarafa en hayati çıkarlarımızın olduğu Karadeniz'de kışkırtmalara neden olacak gelişmelere cevap verilmelidir. Birinci Dünya Savaşı'na Karadeniz'de Almanların oldu bittisiyle hazırlıksız girdiğimizi unutabilir miyiz? Unutmayalım ki 1960 yılı U-2 uçak düşürülmesi, 1962 Jüpiter füze krizi dönemlerde bile Türkiye bu kışkırtmalara gelmedi. 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesi ve 19 Aralık 2016'daki Rus Büyükelçi suikast olayının kimler tarafından planlanıp kışkırtıldığı hafızalarımızda yerini koruyor. Karadeniz jeopolitiği hassasiyet ve dikkat ister. Karadeniz olmasaydı kurtuluş savaşını kazanamazdık. Gerileyen hegomanya sorumsuz davranabilir. Önemli olan söz konusu sorumsuzla ortak olmamaktır. Önemli olan büyük jeopolitik oyunu görüp en uygun rotayı çizebilmek ve her koşulda varacağımız limana seyre devam edebilmektir. Sürekli rota değiştiren, gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar fayda getirmez. Sürüklenip karaya otururlar.